Tarihi Yarımada'nın arka bahçesi Haliç ve Marmara'nın karaya saplanan altın boynuzunda bir zamanların parlak semtlerinden kalma yıldız tozları. Haliç'in güney sahili Osmanlı döneminin toplumsal ve kültürel yaşamının da aynası. Cibali, Fener, Balat hattı İstanbul'un en eski yaşam merkezleri arasında. Bir zamanlar Rum, Musevi ve Ermeni cemaatlerinin medeni ve gözde semtleri uzun yıllar harap viraneler olarak kaderine terk edildikten sonra küllerinden doğdu ve şehrin yeni cazibe merkezleri arasına girdi. Nasıl mı? Uzun hikaye. Ve o hikayeyi anlatmak için bir rehbere ihtiyacımız var. Değerli İstanbul Tükenmeden dostlarımız merhaba. Ben Moiz Gabay. Profesyonel tur rehberi, köşe yazarı ve eğitimciyim. Sizlerle uzun soluklu bir yolculukta bugün İstanbul'da yürüyüş turları denince aklımıza ilk gelen semtlerden Fener'deyiz. Hemen arkamda geçmişi 9. yüzyıllara dayanan bir şapelin duvarı bulunmakta. Bu bir zamanlar burada bulunan Ayakapı Şapeli'ydi. Bir zamanlar Fener'in o yemiş iskelesinin, Fenerli balıkçıların, kayıkçıların bolca olduğu bu semtte sizlerle bugün gerek tarihsel yapıların, gerek ibadethanelerin, gerekse de gastronominin ve semt kültürünün izlerinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Şu anda bulunduğumuz nokta benim özellikle Cibali Fener Balat turlarımda tura başladığım nokta. Birazdan değerli bir konuğumla sizlerle burada buluşacağız. Ama öncelikle tabii ki sabah vakti çayımı içmeme izin verin. Birazdan kendisiyle buluşmak üzere. Merhabalar Beyza Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Geç kalmadım umarım. Yok yok, buyurun. Sizi görmek her zamanki gibi. Sağ olun. Benim için de öyle. Her zaman Balat'ın bu bölgenin en keyifli mekanlarından biri sizin mekanınız. Sanıyorum kahvaltılar çok yoğun gidiyor bu ara. Pazar kahvaltıları çok güzel. Kahvaltı konserleriyle başladık. İkincisini yaptık. İlkini yapınca inanılmaz bir talep oluştu. Hemen bir hafta sonrasında ikincisini koyduk. Süper. Dün de çok güzel isimler vardı bu arada. Öyle sürpriz mi? Gelenlere de sürpriz oldu. Yani çıldırdı herkes. Teoman vardı. Ya nasıl sabah kaçırmışım. 11'de sahneye çıktı. Ben de şokum dedi. İşte bu saatte sahneye çıkıyor dedi. Gelen herkes şok. Böyle kahvaltıda yumurta çay yerlerken böyle bir anda karşılarında Teoman'ı gördüler. Alışa gelmediğimiz bir saatte çok keyifli görmüşüz. Oldu yani şimdi. Sağ olsun. Sevgili Mert de zaten evet. Alıp başını gitti, müthiş işler yapıyor. Onun sahnesine konuk oldu zaten. Öyle mi? Tabii. Süper, süper. Ya biraz hani misafirlerimiz için de, konuklarımız için de şöyle sizin bu muhteşem mekanı tanıyalım mı? Tabii ne ki. Kadar zamandır buradasınız? Yanlış hatırlamıyorsam sizin dede mesleği zaten ahşap üzerine. Aynen. Hem onu devam ettirdiniz. Biraz bölgenin kaderini de değiştiren, nasıl ki Kadir Has Üniversitesi buraya geldi artık bölgeyi daha genç kitle burada. Aynen. Siz de hani ilk oluşumlardan birisiniz. Hani abi kardeş şeklinde biliyorum devam aile ediyorsunuz. Olarak. Aile olarak bir aile evet. İşletmesi. Aynen. İsim de çok güzel zaten bize çok hitap ediyor. Dilerseniz oturalım olur, biraz sohbet tabii, edelim. Buyurun. Evet biz genellikle bu bölgenin hikayesini anlatırken Cumhuriyet döneminde başladığımızda Henri Proust'un şehir planlamalarından söz ederiz. Haliç'in iki yakasının işte orta ölçekli sanayi bölgesi olarak belirlenmesi biraz bu bölgenin kaderini değiştiren hadiselerden biri olmuş. Ve o hadiselerden bahsederken de Cibali Tütün Fabrikası'yla, rejiyle başlayan sürecin devamında kereste depoların, ufak tefek imalathanelerin bu bölgede yüzyıllardır yaşayan halkın aslında göçündeki daha masumane nedenler olarak sayarız. Tabii burası da zannedersem eski bir kereste evet, deposu. Evet. İsterseniz önce isimle başlayalım. Tahtası Eksiklerin Atölyesi çok ilginç bir isim. Sizin tabii farklı meslekleriniz var sevgili Mert'in, sizin olsun. Biraz böyle hikayesi, benim de pek fırsatım olmadı şimdiye kadar. Hani hep gidip geliyoruz, böyle kısa sohbetler ediyoruz ama nereden çıktı böyle bir fikir?
Şöyle, biz dede baba mesleği bu ahşap. Gördüğünüz içerideki her şey satılık bu arada. Masalar, sandalyeler. İşte bize şu an şey lazım tabii, kocaman bir depo lazım. Sandalyeleri nereye tabii koyacağız işte, onları nerede depolayacağız gibi. Evet. Tahtakale'de asıl dükkanımız, dede dükkanımız, baba evet dükkanımız. Burayı tam basıncıların evet, ilerisinde evet değil ya mi Tahtakale? Buradan 1,5 kilometre evet neredeyse evet yani. Burayı gördük. Burası çok güzel bir depo. Neden olmasın? İşte babam buluyor. Bakıyoruz. Eski bir kereste deposu ama atıl vaziyette. İşte çatısı yok. Yerler çamur içinde. Hiçbir şey. Biz baktık. İşte abim de bu sırada reklamcılık yapıyor işte evet kendi mesleği. Ama ondan da çok bunalmış vaziyette. Müzik yapamamaktan şikayetçi. Müzisyen adam aynı zamanda. Evet. Diyor ki işte biz burayı acaba kendi işimize evet devam evet ettirelim ama kafe kısmı da koyalım, müzik de yapalım, sahne de koyalım derken bir anda böyle Balat'ın işte en popüler mekanı haline gelip işte oturduğu masanın sandalyenin satılık oluşu, müzikli yapmamız, stand-up'lar, sinemalar, tiyatrolar, yoga yaptık soba başında süper, yani. Süper. Balat'ta böyle bir şey yoktu o zaman. Yani 9. yılımız bizim bu arada evet burada. Evet. Ben de işte master'ın son döneminde işte süpervizyondan çıkıyorum. Sobanın başında böyle notlarımı falan alırken bir anda kendimi buranın bir parçası halinde buldum. Çünkü bunu devam ettirmek, yani tam bir şey yaratıyoruz, üretiyoruz çok güzel ama sürdürülebilirlik de çok tabii önemli olduğu için sürdürülebilirlik kısmında işi ben devraldım gibi oldu. Abim daha çok işte entertainment tarafıyla ilgileniyor. Tabii. İşte sahne kısımlarıyla ilgileniyor, sosyal medyayla ilgileniyor. İnsanlar içeri giriyor. Burası işte bana dedemin evini hatırlatıyor. İşte o eski ahşap tabii kokusu. Oturduğumuz köy evimizde bizim işte bu terekler evet vardı. İşte bu süper tabakları kullanıyorduk gibi diyorlar. Böyle herkes için de çok keyifli ve samimi bir ortam. Ağaç çünkü yaşayan bir şey zaten kesinlikle yani. Kesinlikle. Sanıyorum bölgede önemli bir keşfe de bu vesileyle ev sahipliği yapmış oldunuz. Evet. Çünkü kereste deposu zamanında çok da fark edilmeyen, burada kayıp bir şapel vardı. Evet. Ayakapı şapelinin o kayıp duvarı, şapelin ufak bir bölümü. Ara ara duyduğum kadarıyla tarihçiler geliyor. Aa burasıymış o şapel. Şöyle diyorlar, oldu. Değil mi? Biz ilk açıldık. İçeride şapel var. 12. yüzyıldan kalma ayakkabı şapeli böyle. İstanbul Üniversitesi'nden işte Feridun Özgün'müş profesör. Evet. Bir anda böyle kapı açıldı, içeri girdi. Ben yıllardır burayı arıyorum. Burası nasıl bir anda ortaya çıktı gibi böyle. Çünkü gerçekten altı vaziyetteydi ve evet inanılmaz bir düzen gerekti. İşte yerlere betonlar atıldı, çatılar aslında uygun olarak tabii ahşap yapıldı. Bir anda duvarda, duvarı da bir de ışıklandırdık başladı böyle. Tabii. Bir anda böyle wow bir şey çıktı orada. İşte ben dedi bu benim işte yıllardır yazdığım, aradığım, çizdiğim konu diye böyle bütün sonra bütün işte sanat tarihçileri, bütün öğrenciler, herkese süper işte bu duvarı göstererek derken böyle inanılmaz bir oluşum gitti oldu. Süper, süper. Aldı başına gitti gibi süper oldu. Dileyelim yıllar boyunca evet devam etsin. Bölgeye de güzel bir örnek oldunuz. Bu arada şunu evet da söylemek istiyorum. Biz doğma büyüme buralıyız. Evet hani, Balat'tasınız. Evet, aile yani de benim Balat'ta. Evim burada güzel 3 dakika. Ama süper ben bizim burası açılmadan önce şu arka kapımızdan yürümüşlüğüm yok. Çünkü işte tabii burası hep işte tekin olmayan, evet sürekli güvenli bir arayış tabii olduğu bir yer olduğu için biz açıldık. Başka taraflar tabii açıldı. Öğrenciler işte Kadir Has işte bir sürü okullar. Evet, ya şu oradan an burada bir sürü okul var. Oldu buraya. Bir tabii sürü öğrenci bir anda çevre değişti. Gerçekten evet hani üniversite nasıl geliyor bir bölgeyi değiştiriyorsa burada bizim da de doğru öyle gibi kendiniz oldu. Yaptığımız etkinliklerle oldu ama. Evet dilerim bu güzel işletme daha yıllar boyu devam eder. Bir taraftan tarihi koruyorsunuz. Öte yandan geçmişin o izleri var kereste depolarının ve artık gençlerin de düzenli olarak geldiği, müzik, sanat üretilen çok keyifli bir mekan. Pazar konserleri de evet uzun yıllar devam eder. Dileyelim daha nice buluşmalarımız olsun burada. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Fatih'in Rumlara bıraktığı fener, Patrikhane'nin de buraya taşınmasıyla 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Rumların Pera ile birlikte en gözde yerleşim yerlerinden biri olmuş. Balat'sa İspanya'dan kaçan Yahudilere sığınak olmanın yanında küçük bir Ermeni cemaatine de kucak açmış. Böylece Haliç kıyıları dinsel ve toplumsal bir mozaiğe dönüşmüş. Semtin mimarisini şekillendiren de işte bu tarihçe.
Evet, Ayazma Ayahadalombos. Bektaşi Veli'ye de hayat olarak benzetilen Kayseri bölgesinde yaşamış bir aziz. Ayazma maalesef günümüzde aktif değil. Bu bölgenin yaşadığı şanssızlıklardan bir tanesi de nasıl ki zamanında orta ölçekli sanayi bölgesi olmuştu. Buradaki çevre düzenlemeleri neticesinde sahil yolunun yapılması. O dönemde birçok yapı tarihe karışırken mesela arkamdaki Ayazma'nın da suyu maalesef o dönemde kirlenmiş. O nedenle Ayazma günümüzde kullanılmamakta. Aya Nikola Kilisesi. Ayazma, Aya Nikola Kilisesi'ne ait. Aslı ahşap olan kilise 18. yüzyılda yanınca 1837'de şimdiki taş bina inşa edilmiş. 1920'lerde Haliç'in güney hattındaki semtlerde Türkler genellikle polis, gümrükçü, postacı ve Haliç vapuru biletçileri gibi devlet görevlilerinden oluşurmuş. İstanbul'un fethinin gerçekleştiği önemli noktalardan, kapılardan biri olan Cibali Kapı'nın önünde durmaktayız. Hemen arkamda tabii ki Cibali Karakolu'yla özdeşleşmiş dönemin bir polis arabası yer almakta. Cibali Karakolu hepimizin bildiği gibi Türk tiyatrosunun en uzun süre sahnelenen oyunlarından biri. Muammer Karaca, Necat Uygur, Zihni Göktay ve aklımıza gelen tabii Gül Üstürülü'ler birçok isimle birlikte Cibali Karakolu orijinali Fransızcadan La Nuit du Nos, yani düğün gecesinden uyarlanmış. Aslında Fransızca oyun dönemin kadın erkek ilişkilerini ele alırken Türkçe uyarlamasında Cibali Karakolu'nda o dönem namıyla da çok meşhur olan Cibali Karakolu eksilinde gerek devlet yönetimi gerek yeri geldiğinde siyasi eleştiriler yapılmış. Tabii ki Cibali Karakolu Türkçe uyarlamasıyla sahnelenmeye başlandıktan sonra halkın Cibali Karakolu'ndan da beklentisi artmış. İstanbul Emniyeti'ne gönderilecek bazı mektuplar o dönem Cibali Karakolu'na gönderilmeye başlanmış. Bir zamanlar İstanbul'un sahte bir polis karakolunun da olduğunu biliyor muydunuz? 1950'li yıllarda döneminin emekli polis memurlarından 3 eski polis memuru ne yapalım ne edelim demişler ve şimdiki Küçükpazar bölgesinde bir bina kiralayıp orayı karakol olarak kullanmayı düşünmüşler. Uzun bir süre faaliyet gösteren bu karakol bir süre sonra oraya atanan bir polis memurunun olayı çözmesiyle birlikte kendini ele vermiş. Sonralarında da orası resmi bir karakol statüsü kazanmış. Osmanlı döneminde mutlaka her bir kapıda bir karakol ve o karakolun altında da bir yatır bulunurmuş. İşte fethe katılan kutlu askerlerden olan Cebi Ali Bey'in yatırı da bu karakol binasının girişinde yer almakta. Üst katlarda şu anda gördüğümüz gibi tıpkı bir zamanların Cibali Karakolu gibi restore edilmiş durumda. Hemen yanında Cibali Karakolu'na hayat veren karakterlerden komiser karakterini oynayan, komiser Cafer karakterini oynayan Necat Uygur'u görmektesiniz. Bu mekanın günümüzde bir müze olarak kazandırılmış olması da bu bölge için, yani Cibali'miz için son derece değerli. Varlık vergisi ve 6-7 Eylül olayları nedeniyle 60'lı yıllarda Rumlar kitlesel olarak ülkeden ayrılınca Fener ve çevresi de büyük ölçüde çehre değiştirmiş. Fener Balat bölgesinde pek çok yapı kaderine terk edilmiş. Bunların bir kısmı yok olurken, bir kısmına kırsal kesimden göç eden dar gelirli bir nüfus yerleşmiş. Bazı anıt binalarsa dönüşüm geçirerek bugünlere ulaşmış. Gül Camii onlardan biri. Gül Camii, Bizans dönemindeki ismiyle Aya Theodosia Kilisesi. Yapının mimari üslubuna baktığımızda üç nefli, klasik Yunan haçı tipinde bir bazilika görürüz.
Zaten bu bölgedeki birçok Bizans kilisesinden camiye dönen yapıda da benzer bir mimariyi görebilmek mümkündür. Yapının ismi özellikle Bizans döneminde 760 ile 830'lu yıllar arasında iki kez vuku bulan ikonoklazm yani tasvir kırıcılık hareketinden biliriz. İşte o dönemde surların hemen önündeki Halke kapısında Hazreti İsa'nın ikonası indirilmeye çalışırken ona engel olmaya çalışılan ve şehit düşmüş bir Hristiyan kadını daha sonrasında bir azize ünvanıyla adlandırılmış ve kemikleri bu kiliseye getirilmiş. Bahsettiğim kişi bu kiliseye Bizans döneminde ismini veren Aya Theodosia. Yine bir rivayete göre Aya Theodosia'nın yoğurtusu tam İstanbul'un fethedildiği dönemlere yani 29 Mayıs'a denk gelmekte ve bu yoğurtu gül yapraklarıyla yapılan bir yoğurt olmaktaymış. İşte fetih sonrası buraya gelen Osmanlı askerleri yapının ismini o gül yapraklarından esinlenerek Gül Camii olarak koymuşlar. Yine bir başka rivayete göre ise buranın da bir Gül Baba hikayesinden adının Gül Camii olarak verildiği söylenir. Her ne olursa olsun bugün yapıda bizlerin ilgisini çeken en büyük unsurlardan bir tanesi yapının sütunlarında ve kasnaklarında görebileceğimiz altı köşeli yıldızlardır. Sanılanın aksine altı köşeli yıldız sadece Museviliğe ait bir sembol değil, İslam mimarisinde de birçok eserde özellikle camilerimizde görebileceğimiz sembollerden bir tanesidir. İstanbul'da birçok camimizde, Topkapı Sarayı'nda Sünnet Köşkü'nün çini süslemelerinde, Eğrikapı'daki İvaz Efendi Camii'nde, Karaköy'deki Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mescidi'nin girişinde, Bursa'nın Ulu Cami'nin minaresinde daha sayabileceğimiz birçok yapıda altı köşeli yıldızın mimari bir figür olarak Hazreti Süleyman'ın mührü anlamında, yüzünün üzerindeki mühür anlamında yapının sağlamlığını göstermek amacıyla kullanıldığını biliriz. İşte içerisinde bulunduğumuz yapıda da aynen bu amaçla geçmişi 19. yüzyıllara giden bu süslemeler dikkat çekmekte. Yapı defalarca Osmanlı döneminde tamir görmüş. Özellikle birçok kaynakta da 2. Selim döneminde yapının kiliseden camiye çevrildiği anlatır. Geleceğe aktarmamız gereken ve özellikle restorasyonuyla birlikte daha da güzelleşecek olan değerli bir Bizans'tan Osmanlı mimarisine dönmüş yapılarımızdan bir tanesi. Fener'de tarihten bugüne işlevini kesintisiz sürdüren sembolik yapılar da var. Bunların başında Fener Rum Patrikhanesi geliyor. Yapı, mimari görkeminin yanı sıra Ortodoks dünyası için taşıdığı değer açısından da önemli bir kültürel miras. Sakiz'cim merhaba. Moiz'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Geç kalmadım umarım. Yok, zamanında geldin. Her süper. Şey yolunda. Süper. Evet. Güzel bir mekandayız bugün. Değişik ve aslında şehrin simgelerinden bir tanesindeyiz. Kesinlikle. Tabii. Senin de belirttiğin gibi çok önemli bir mekandayız. Özellikle Fener dediğimiz zaman Rum toplumu aklımıza geliyor. Ve Fenerli Rumların tarih içerisindeki özellikle en önemli dini merkezi. Kesinlikle. Sanıyorum birkaç adresten sonra yaklaşık 250 yıllık bir kilisemiz var arkamızda. Tabii. Bir Patriklik Kilisesi olması Tabii. açısından çok değerli. Biraz İstanbul'un ilk Patriklik Kilisesi neresiydi? Şu tarihsel süreci şimdi misafirlerimize anlatalım ilk mı? İlk Patriklik Kilisesi olarak aslında bir katedralden bahsedeceğiz. Ayasofya'dan bahsedeceğiz. Tabii şeye kadar, fetihe kadar Ayasofya ile Aya Erini'nin arasında Patriklik binaları. Tabii. Ve böyle beraber de hem Aya Erini hem Ayasofya Patriklik Kilisesi olarak kullanılmış. Ama fetih sonrası Ayasofya Camii'ye çevrildiklerinde Patrik Yenadios'a da bir fermanla beraber bütün Ortodoksların lideri olma vasfı verildiğinde sultan tarafından kendisine bir yer gösterilmiş. Bugünkü Fatih Camii'nin yerinde bulunan Havaryum Kilisesi'ne geçmeleri söylenmiş. Ama evet. Kilise biraz eski. Tabii, çok iyi durumda ve değil. Çok iyi durumda değil. Dolayısıyla başka bir yer göstermesini istiyor Patrik Sultan'dan. O da Panmakaristos Manastırı olan şimdiki Fethiye Camii'ne Tabii. uzunca bir süre orada yerleşiyorlar. Sonrasında 2. Beyazıt döneminde biliyorsun bayağı bir geniş pek çok Rum kilisesi camiye çevriliyor. Onlardan bir tanesi de Panmakaristos Manastırı oluyor. O çevrimden sonra da kendilerine başka bir yer gösteriliyor. Meryem Ana veya Vlahsaray Kilisesi dediğimiz teselli eden Meryem Kilisesi'ne geçiş yapıyorlar.
Bir müddet de orada kalıyorlar. Sonra Ayvansaray'daki Aya Dimitri Kilisesi'nde yine kısa bir süre orada kalıştan sonra en son bazı kayıtlara göre 1598, bazılarına 1601'de buradaki eskiden Rahibeler Manastırı olan Aya Yorgi Kilisesi'ne geçiş yapıyorlar ve o zamandan beri de Patrikhane yani burada. Burada da yani. Tabii Fatih biliyorsun kendisini hani yeni Roma'nın Kayseri olarak biliyor. Kesinlikle. Yedi dil bilen bir hükümdardan bahsediyoruz ve fetih sonrası ilk icraatlarından bir tanesi de milleti Rum olarak, zımmi bir toplum olarak Patrik Genadio Scolaris'i huzurlarına davet ediyor ve bir görüşme gerçekleştiriyor. Hatta ilk defa bir Hristiyan ikonasında bir Müslüman figürü Sultan, gördüğümüz Fatih'le o Patrik'in görüşmeleri, bir kopyası Fener Rum Mektebi'nde bulunur. Ve o dönem önemli kararlar da alınıyor. Bir patriklik mektebinin işte kurulması İstanbul'da bu kararlardan bir tanesi. Kesinlikle. Ve baktığımızda bugün tabii 300 milyonu aşkın Ortodoks Hristiyan'ın yönetim merkezi içinde yani bulunduğumuz yer. Baktığımızda biraz hani o çerçevede etrafımızda gördüğümüz yapıları tanıtabilir misin? Hani patriklik ofisleri, arkamızda ahşap bir yapı, kilisenin içerisinde tabii çok değerli relikler var. Birazcık da o konuda istersen bilgilendirelim. Moisin baktığımızda bütün dünya Ortodokslarının liderlik binası ve yapıları burası. Tabii. Bu arkamda görmüş olduğun Aya Yorgi Kilisesi bazında o merkezine alacak olursak arka tarafta olan ayazmalar, evet, yapılar ve kuleli yapılar var. Ondan sonrasında buradaki ahşap olan yapılar var ama 1980'lerdeki bir yangında yandığı için iç taraf komple yenilendi. Tabii. Dış tarafta ahşap kaplama yapıldı. İleride patriklik konutları ve keşişlerin, yatakhanelerinin bulunduğu arka taraftaki binalar var. Hemen burada girdiğimizde gördüğümüz tek katlı olan binada Kutsal Mürya'nın yapıldığı yer. 10 yılda bir gerçekleşiyor ve en son 2022 yılında yapıldı. Bir hafta boyunca burada pek çok baharattan ve kabuklu yağlardan özel mür yağları çıkartılıyor ve dünyadaki bütün Ortodoks kiliselerine de buradan gidiyor diyebiliriz. O da tabii en önemli unsurlarından biri. Tabii. Tabii Hristiyanlık için kemikler önemli ama aziz ve azize kemikleri olması gerekiyor. Rölikler bu anlamda çok değerli. Kesinlikle. Üç önemli Hristiyan azizesine ve üç önemli Hristiyan azizinin de rölikleri içeride bulunmakta. İstanbul kadim şehir diyoruz Sakizciğim ama bu kadim sıfatının altını biraz doldurmak gerekiyor kesinlikle sanırım. Neden hani kadim şehir? Çünkü hani bir tarafta Topkapı Sarayı, kutsal emanetler var. Orada Vaftici Yahya'nın kolunun kafatasının bazı bölümleri kesinlikle yer almakta. İşte Musa'nın asası, Davut'un kılıcı, İbrahim'in tasları. Çok uzağa gitmiyoruz. Fener Rum Patrikhanesi'nde Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden evvel işkence çektiği sütunun bir parçası. İstersen biraz o röliklerden de bahsedelim. Kimlerin kemikleri var? İstanbul için önemi nedir? Tabii. Daha çok yeni sanıyorum 2004'te Patrikhane'ye Vatikan'dan iade edilmiş Papa bazı relikler var. Sempol'ün aslında iyi niyet göstericisi olarak verdiği kemikler var. 1204'te Latinler buraya işgal ettiklerinde pek çok kutsal emaneti alıp günümüzdeki Vatikan ve İtalya'ya götürmüşlerdi. Sonrasında Papa II. Sempol'ün burayı, Jean-Paul'ün burayı ziyareti akabinde sonrasında buraya iki tane kilise babası dediğimiz Grigorios ve Saint John Chrysostomos'un kemikleri getirildi. Hemen sonrasında da İtalya hükümeti Vasileios'unkini de getirdi. Üç kilise babası dediğimiz aslında bakarsanız doktrin oluşturan, Hristiyanlık doktrini oluşturan üç azizin kemikleri buraya getirildi. İçeride sol koridorda bulunuyor. Sağ koridorda ise üç tane bizi lahit karşılıyor. İkisi bakır, bir tanesi gümüş bir lahit. Bunlar da üç tane azize var. İmparator Leo'nun eşi Teofano'nun. Azize Teofano'nun, Maria Salomone'nin ki bu İsa'nın dirilişine tanıklık etmiş bir azizedir. Ve sonrasında da Eye Efemia dediğimiz bizim Kadıköy'ün ve Kalkedon'un kuruyucu azizesinin bulunduğu ikonlar, lahitler de orada bulunuyor. İki tane de çok önemli bir ikon var burada. İkisi de aslında bakarsanız da Ayasofya'dan beri patrikhane dolaşıp gelen sonunda bir Meryem Ana ikonu, bir de Vaftizci Yahya ikonu. Bunlar çok önemli ve senin de bahsettiğin gibi o Kudüs'ten getirilen üç parçaya bölünmüş o ilk kırbaçlanma cezasında İsa'nın diz çökürülüp ellerinin bağlandığı sütun parçasının bir parçası içeride sağ koridorda bulunuyor. İkinci bir Kudüs diyebileceğimiz bir şehir İstanbul. Dolayısıyla pek çok dinin yanında da bunların getirdiği kültürler de var. Bu kültürlerin burada da devam etmesi gerekiyor. Çünkü bu şehrin aslına bakarsan neden önemli olduğunu anlatan şeylerin en büyük parçalardan bir tanesi. Dolayısıyla bunun devam etmesi
her din ve her kültür için çok önemli. Bu bizim parçamız, vazgeçilmezimiz aslında bakarsın. Çok teşekkür ederim Sakiz'cim. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağ ol. Patrikhane dışarıdan sade ve mütevazı bir yapı. Ancak içindeki Aya Jorge Kilisesi, Ortodoks kiliselerinin ihtişamını fazlasıyla yansıtıyor. Yaklaşık 40 yıla yakın bir sürede iki ustanın elinden çıkan ikonostasis ise, bu ahşap ikonostasis, özellikle Hazreti İsa'nın mucizelerini, yaşamını ve tabii ki Hristiyanlığın neredeyse bütün azizlerine yer vermiş olması açısından Patrikhane Kilisesi'nin ikonostasisi olması açısından büyük bir önem taşımakta. ...2000'lerin başında yürütülen rehabilitasyon programıyla Haliç'in tarihi yapılarından bazıları hayata döndürülmüştü. Bunlardan biri de 17. yüzyılda Fener'de yaşamış Rumen Prensi Dimitri Cantemir'in evi. Fener'in önemli noktalarından biri bir dönem Dimitri Cantemir'in doğmuş, yaşamış olduğu evin önünde bulunmaktayız. Dimitri Cantemir'in babası Eflak Boğdan Boyvodalığı yaptığı sırada kendi oğlunu İstanbul'a göndermiştir. Döneminin Eflak Boğdan Boyvodaları Osmanlı'ya herhangi bir isyan ihtimali durumuna karşın oğullarını bir nevi Osmanlı'da rehin bırakmaktaydılar. Dimitri Cantemir bu evde doğmuş, bu evde büyümüş ve zaman içerisinde Osmanlı'nın önemli entelektüellerinden biri haline gelmiştir. Kendi yazmış olduğu müzik kitabı, bunun dışında yazmış olduğu Osmanlı tarihini anlatan çok değerli bir kitap ve birçok eseri mevcuttur. Maalesef Rusçalı deli patronun Dimitri Cantemir'in aklına girmesi ve maalesef Osmanlı'ya isyan çıkarması nedeniyle bir daha Osmanlı topraklarına dönemeyecektir. Cantemir sürgünden dönememiş. Ama Balkan kültürü Fener sokaklarında hala yaşıyor. Nasıl mı? Maurice Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref nasılsınız? Estağfurullah, şeref bize ait. Sizde her köfte yediğimizde büyük keyif alıyoruz misafirlerimizle birlikte. Ustam, bu köftenin böyle güzel olmasının sırrı nedir? Ne kadar zamandır şimdi bu bölgedesiniz? Böyle kısaca rica edebilir miyim? Biz Balkanlardan geldik. Dedelerim 1893 yılında meslek sırrı diyelim buna. Evet. Bu köftenin bir sırrı, üçüncü kuşak olarak ben ve oğlum devam ettiriyoruz. Zaten size de ikram edeceksin, tadına bakacaksınız. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Yemeğe geçelim o zaman. Lütfen. Sağ olun. Buyurun. Fener'deki 1 ila 4 katlı binaların yarıdan fazlası 1930 öncesi yıllarda inşa edilmiş. Semtin özgün karakterini oluşturan yapılar. Yokuşlu sokaklarda rastgele bir yürüyüş bile insana pek çok güzel sürpriz hazırlıyor. Yeni mi bu, eski mi? Bunların başında kuşkusuz daracık bir yokuşun sonunda bütün heybetiyle bir anda beliren Fener Rum Lisesi geliyor. İkinci Mehmet'in fermanıyla kurulan ilk Rum eğitim kurumu olan Fener Rum Lisesi 1454'ten beri burada. Haliç'i kanatları altına alan bir kartal misali, Marsilya'dan getirilmiş kırmızı tuğlar adıyla İstanbul'umuzun sembollerinden biri olan Fener Rum Lisesi. Okulun tarihi İstanbul'un fethiyle neredeyse yaşıt. Fatih Genadios Skolaris ile Fatih Sultan Mehmet arasında fetih sonrası gerçekleşen görüşmede bir büyük patriklik mektebinin kurulmasının temelleri atılır. Okul binası daha evvel Kuruçeşme'deyken 1881-82 döneminde
Okulun da mezunlarından olan Mimar Konstantin Dimadis, Marsilya'dan getirilen tuğlalarla Avrupa'nın en büyük 5. şatosunu buraya inşa eder. Okul, tarih boyunca özellikle Aristotelesçi yani mantık eğitimiyle ön planda olur. Zaman içerisinde bu okul Osmanlı'ya büyük dragomanlar yetiştirir, devlet adamları yetiştirir. Günümüzde sadece 38 öğrencisi kalmış bu okul ise İstanbul'umuzun tükenmekte olan ama korumamız gereken değerlerinden sadece biri. Her eski İstanbul mahallesi gibi Fener ve Balat da yangınlardan çokça nasibini almış. Geçmişten bugüne kalan yapıların çoğu ya taş ya tuğla. Evet, artık Fener'in tepelerine çıktık sizlerle. Arkamda duran eski Rum konağının ilginç bir hikayesi var. Russell Crowe'un Gallipoli yani Gelibolu filminin bazı sahneleri bu konağın bahçesinde çekilmiş. Hemen arkamda görmüş olduğunuz elektrik tellerinin arka tarafında da bir asırlık bir sigorta şirketinin amblemi yer almakta. Hemen solumda da işte tıpkı Fener Rum Mektebi'nde olduğu gibi buradaki bazı konakları da süsleyen Marsilya tuğlalarını görmekteyiz. Bu tuğlaların üzerinde Salomon Pierre, Brique de Carité, Marseille yazmakta. Ve bu tuğlaların bir başka özelliği daha var burada. İşte bu tuğlalar dikkat ederseniz tersten konulmuş durumda. O dönemin kimi aileleri, işte biz Büyükdere'deki tuğla fabrikasından değil, ta Marsilyalardan buraya tuğla getirdik diye ahaliye göstermek için özellikle binaların girişlerinde tuğlaları tersten koymuşlar. Bizans'tan günümüze aidiyetini aralıksız devam ettirebilen İstanbul'daki yegane kilise, Moğolların Meryem'i Maria Moğolissa veya Kanlı Meryem Kilisesi. 1261 yılı Latin istilasının artık sona ermesiyle birlikte İznik'ten İstanbul'a gelen İmparator Mihail Palaiologos'un gayrimeşru kızı Maria'nın hikayesi. Maria daha küçük yaşlardan itibaren babasından nefret ederek büyüyor. Ardından o Galata'nın yangınlarında yüzünün bir bölümü yanacak ve o dönem uzun tedaviler görecek. İşte Bizans'ın Anadolu'da artan Moğol tehlikesine karşı bir önlem olarak kız alıp verme ilişkileriyle akrabalıklar kurduğu dönemden bahsediyorum. Güzeller güzeli Maria, Moğol Hakanı'na, Hülagühan'a bir gelin olarak gönderilecek. Talihsiz kızımız Moğol ülkesine vardığında evlendirileceği kişinin vefat ettiğini öğrenecek. Sonrasında Moğollar oğlu Abakahan ile kendisini evlendirecekler. Kader bu ya, bir süre sonra Abakahan da savaşta hayatını kaybedecek. İşte Maria bütün bu başına gelenlerin takdiri ilahi olduğunu düşünecek ve kendisine sorulduğunda yaşadığı kente yani Konstantinopolis'e geri dönmek isteyecek. Tam bu noktada Maria bir manastır kurduracak. Bu manastırda ihtiyaç sahiplerine, yaşlılara büyük yardımlarda bulunacak. İşte Meryem Ana'nın şefkatiyle özdeşen bir şekilde halk tarafından kendisine Moğolların Meryem'i yani sen tıpkı şefkatli Meryem Ana gibi sen de Moğolların Meryem'isin diyecekler. Kilisenin İstanbul'un fethinden sonra uzun yıllar aidiyetini sürdürebilmesi ve günümüze kadar kilise olarak gelebilmesinin hikayesi de bir o kadar ilginç. Derler ki Fatih Sultan Mehmet ilk Fatih Camii yapıldığı esnada mimarı Atik Sinan'ı cezalandırır. Çünkü ilk cami günümüzdeki Fatih Camii'ne pek benzememektedir. Bildiğiniz gibi günümüzdeki Fatih Camii depremle yıkılıp 17. yüzyılda adeta baştan inşa edilecektir. İşte bu ceza sonrası olayın kadıyı aksetmemesi için mimar Atik Sinan Fatih'ten bu yapının bir kilise olarak kalabilmesi için ilk fermanı almayı başarır. Yüzyıllar içerisinde ferman yenilenir. 17. yüzyılda hatta kilise bir dönem camiye çevrilmek istendiğinde ise bu kez sahnede biraz evvel sizlerle tanıdığımız Dimitri Kantemir vardır. Dimitri Kantemir bu kilisenin camiye çevrilmesini engeller. Günümüzde ufak bir şapel kilise olarak hayatını devam ettiren kilise, aynı zamanda da Fener Rum Mektebi'nin kilisesi olarak anılmaktadır. Fener ve Balat, İstanbul İstanbul olalı kent yaşamının sahnelerinden. Tıpkı semtin yokuşlu yolları gibi kaderi de inişli çıkışlı. İkbali de görmüş, yıkımı da. Arnavut kaldırımlı dar sokakları bu kentin hatıra defterleri. Taş binaları ise onun belleği. İstanbul tükenmeden bu hazineyi
keşfetmeli. Bir zamanlar Eflak Boğdan Beylerinin, 16. yüzyıla kadar Venediklilerin, ardından Kantakuzenos gibi özellikle Bizans'tan beri süregelen ailelerin ve tabii ki de İstanbul Ulumların en değerli semti olan Fener'in hemen iskelenin yanındaki meydanında bulunuyoruz. Düşünsenize, bir zamanlar bu meydanda akşam saatlerinde Fenerli hanımlar ve beyler endam ederlermiş. Özellikle Paskalya gibi bayram günlerinde burada bütün cemaat, Pontus'tan gelen Rumlar, İstanbullu Rumlar bir arada toplanır ve burada danslar ederlermiş. İşte o dönemlerde Fener, ismi zaten buradaki deniz fenerinden gelen Fenaryon, Rumların en önemli yerleriymiş. Günümüzde ise Fener artık eski sahiplerini barındırmasa da 3. nesil kahvecileri, rengarenk sokakları, ufak tefek dönem eşyası, antikalar satan dükkanları ile adeta bir çekim merkezi konumuna gelmiş durumda. Değerli İstanbul Tükenmeden dostları, yaşadığımız şehri sahiplenebilmek, onu sevebilmekle başlar. Gelin sizlerle yaşadığımız şehri sahiplenelim, koruyalım ve yaşatalım. Yepyeni bir İstanbul keşfiyle sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.